Zenit sensinin Efes Ultrası'na geldik ve birazdan kitlerimizi alacağız. Bakalım yarın neler olacak, neler yaşayacağız. Etkinlik alanı çok iyi. Gerçekten böyle çimlerin üstünde yayılmışlar. Bugün diğer tabi uzun parkurcular şu anda bitiriyorlar. Yarın 12K ve 5K yarışları olacak. Yarın biz de herhalde bu çimlerin üstünde burada uzanacağız yarıştan sonra. Gidip adam Fenerbahçe'yi sokuyor burnuna. Kafa atacağım telefonu şimdi. Ya, sen niye bundan mı rahatsız oldun sen? Şey, cinlere böyle şey yaparlar ya. Yok muydu ya? Hı? 907 denk gelmedi mi? Ne yapayım? 905 verin arkadaşa ya. Benim böyle bir 905 numarayı verin arkadaşa. Daha güzel böyle şeytan görmüş gibi oldu. Ses veriyor muyum? Halbuki o kadar da yaklaşmış. Ama 905 ne güzel olur. Tam bak çok yakınındasın. Hoşmazdım ki. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Kolay gelsin. Kitimizi aldık, yarın asfaltı ve patikayı ağlatacağız. Ya çok ısrar etmiş Caner 9-5 numarayla koşmak için ama 9-4'ü verdiler. Artık idare edecek. Bir sene eksik kaldı. 9-5'i koşmazdım ya. Ya. Selçuk'a kadar gelilip çöp şişin inmeden dönülmez. Biz de yemeden dönmüyoruz. Evet arkadaşlar, Efes'in Yamaç Evleri bölümündeyiz. Burası Efes Antik Kenti'nin Burjuva kesiminin konakladığı, kaldığı yerler. Yani İstanbul'un etileri diyebiliriz burasına. Burada böyle yamacı kurulu, Efes'in en soylu ailelerinin yaşadığı bölümdeyiz şu anda. Efes'in zengin mahallesindeyiz. Şöyle bir etrafa bakalım. Celsus Kütüphanesi önündeyiz şu anda. Burası Efes Antik Kenti'nin sembol yapılarından bir tanesi, en önemli yapısı diyebiliriz. Burası şu anda 2 katlı olarak görünüyor fakat orijinali 3 katlı. Hemen yapının önünde 4 tane heykel görüyorsunuz. Çok güzel detaylar var. Evet, Efes'in Agora'sındayız arkadaşlar. Yani burası Efes'in, bu şehrin çarşısı. En hareketli yeri. Gerçekten çok büyük bir alan. Bütün şehrin ticaretinin döndüğü, insanların alışveriş yaptığı yer burası. Evet, şehrin umumi tuvaletindeyiz. Arkadaşlar buraya böyle tek tek yan yana oturuyorlar böyle. Sohbet ede ede bir güzel böyle ihtiyaçlarını gideriyorlar.
Böyle gördüğünüz gibi bayağı bir yakın bir de yani. Çok samimi bir ortam. Sosyal mesafe sıfır. İnanılmaz güzel bir tuvalet aktivitesi. Efes'in yerlileri. Burası loja herhalde abi bak. Burası loja. Şöyle bir 8 kişilik bir arkadaş grubu. Burada oturuyorsun. Oo, takıla takıla. Sohbet, muhabbet. Buranın kedileri bir de çok sırnaşık. Kendilerini sevdirmeyi çok seviyorlar. Seviyorum seni işte bak. Seviyorum. Seviyorum lan. Seviyorum. Gel buradan da seveyim. Gel buradan da seveyim. Oh. Seviyorum lan. Şu anda inanılmaz mutlu. Böyle kendine meslek edindirmiş burada sevdirmeyi. Profesyonel sevici. Sevdirici. Sevdirici. Profesyonel yani. Baksana. Yalan. Herkese merhabalar. Efes Ultra için İzmir'e geldik. Güzel bir koşu geçeceğiz inşallah. Hadi bakalım neler olacak göreceğiz. Evet, beni buralara getiren, bu trail koşularına alıştıran, aşıyı veren insan, güzel insan. Virüsü salan kanıma. Sinan abi, neler yapacağız bugün? Ben bitireceğim, bütün derdim o. En büyük hedefin ne? En büyük hedefin? En büyük hedefim. Katofa kalmadan bitirebilmek. Bugün en büyük hedefim o. Son anda 12K'ya katılmaya karar verdi. 5K'yı reddetti. Bakalım neler olacak. Evet, Efes Ultra 12K parkuru başladı. Birazdan patikalara gireceğiz. Bakalım neler yapacağız. Asfaltta devam ediyoruz. Evet, Artemis koşusu devam ediyor. 12 kilometre. Şu anda Efes Antik Kenti'nin etrafında dolaşıyoruz. 7 uyanlara doğru gelmek üzereyiz. Keyifli bir koşu, güzel bir hava var şimdilik ama yağmur bekleniyor, bakalım bize bir sürpriz yapacak mı yavrum? Evet, burası 7 uyanlar. Sağ tarafta içeride. Burayı gezmeye de gelmenizi tavsiye ediyorum. Evet, sadece tabii koşu da değil, böyle bölümler de var. Evet, patika kısmına girdik. Yarışımız devam ediyor. Evet, patika yarışlarında şöyle işaretler var ki bunları takip ediyorsunuz.
aşağıda antik kent ve biz burada koşumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Birazdan antik kentin etrafını dönüp asfalt yola çıkacağız. Oradan da yaklaşık bir 4,5-5 kilometremiz daha var. Sonra finişi göreceğiz inşallah. Evet, koşarken biraz bilgi de verelim. Bu bölge Efes Antik Kenti'nin eski antik liman bölgesi. Efes çok eskiden bir liman kentiymiş tabi. Bundan 2000-2500 yıl öncesinden bahsediyoruz. Şu anda tabi ki deniz yaklaşık 2,5 kilometre batı tarafına çekilmiş. Ve tabi liman kenti konumu yitirdiği zaman şehrin popülerliği de düşüyor. Milattan sonra 150-200 yıllarında Efes o tarihteki popülerliğini yitirmiş yavaş yavaş. Ben niye bu bilgileri veriyorum bilmiyorum. Koşmam lazım mı? Evet, bu tarz yarışlarda kenardan böyle gaz verenler oluyor ama tabii pandemi sebebiyle bir de bugün İzmir'de sokağa çıkma yasağı olduğu için halk şu anda yok. Daha keyifli oluyor tabii desteklerle. Ama burada yalnızız şu anda. Kendi kendimize destek olmamız gerekiyor. Tek destekçimiz öndeki koşan ve arkadaki koşan. Şöyle. Evet, 7,5 oldu. 7,5 kilometre koştuk. Şimdi de Kuşadası'nı Selçuk'a bağlayan ana yolun paralelinde Selçuk'a doğru koşmaya devam ediyoruz. Yaklaşık olarak 4,5 kilometre bir yolumuz kaldı. Az kaldı. Evet, ana yoldan içeri doğru döndük. Birazdan Selçuk Kalesi'nin etrafını dolaşıp Selçuk'ta bitireceğiz. Artık son 3 kilometremiz falan kaldı. Az kaldı bu arada. Şu sol tarafta ileride dünyanın 7 harikasından bir tanesi Artemis Tapınağı var. Tabi şu anda Artemis Tapınağı yıkık durumda ama en azından kalıntıları var. Evet, merdiven koymayı ihmal etmemiş Limis Sense'in. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Tabi buraları bu kilometrelerde artık koşmak biraz zor. 11. kilometredeyiz artık, son kilometre. Tırım akciğerle beni yakalayan Sinan abiye şöyle bir ödül töreni. Abi tebrik ediyorum seni. Harikasın. Abi bir çözümün var mı bununla ilgili? Valla birini kaçıracağım. Başka yolu yok. Ne yapacaksın abi? Kaçırıp? Birini alacağım. Hadi son bir kilometre. Hadi koşuyoruz. Haydi bakalım. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Gülümseyerek. Evet, finish'e doğru gidiyoruz artık. Son 150 metremiz falan kaldı. Allah! Kamyon geliyor. Freni patlamış bir kamyon geliyor arkadan. Aa! Abi freni patladı, geliyor arkadan kamyon. Evet, bitiriyoruz. İşte yarışların en keyifli anı. Finish. Oh.
904. Tebrikler. Teşekkürler. Evet. Yarıştan sonra sularımızı, çorbalarımızı alıyoruz. Evet, harika bir yarış oldu. Harika bir yarış oldu. Ve tamamladık. Efes Ultra'nın 12 kilometre Artemis koşusunu tamamladık. Hem de güzel bir süreyle tamamladık. Aferin sana be, helal olsun. Harikasın. Git at kalmak kalsa susarım daha iyi. Çok komiksiniz siz kuklalar, oynayın bari. Kimin burnu daha iyi koku alacak? Acaba kim avına daha önce ulaşacak? Ahlaksız merhametsizin yanında kalmayın.